Ancak Yunanistan'ın akıl, mantık ve hukuk dışı talep ve iddialarıyla sürekli provokatif eylem ve saldırgan söylemlerle gerginliği artırmak için her türlü girişimde bulunduğunu görmekteyiz. Yunanistan kurulduğu günden itibaren mega iddia peşinde 7 aşamada 3 kat genişlemesine rağmen yeni Osmanlıcık diye bir kavram uydurarak büyük bir pişkinlikle Türkiye'yi yayılmacılıkla suçlamakta, Türk farklılığını yok sayarak asimilasyon politikalarıyla baskıyla Yunanistan'da yaşayan Türkleri sindirmeye çalışmakta, terör örgütleriyle işbirliği yaparak teröristlere özellikle Lavrion kampında her türlü yardım ve yataklığı yapmakta, tüm dünyaca bilinen bu gerçekleri de utanmadan inkar etmekte, göçmenlere karşı son derece acımasız insanlık dışı uygulamalarla onları Türkiye sınırlarına itmekte, Yunanistan'ın yaptığı her türlü haksız, hukuksuz eylem mütekabiliyet kapsamında diplomatik alanda ve sahada gerekli karşılık bulmaktadır. Beklentimiz bazı Yunan siyasilerin ve askeri şahısların iç politik amaçlarla uzlaşmış ve kışkırtıcı tavırlarından derhal vazgeçmeleri, problemlerin diyalog yoluyla çözümüne odaklanmaları ve tarihten ders almalarıdır. Güvenlikleri dağılarak karlar yağmadan. Yarınların iyi olmasını isteyenler dünün ve bugünün yanlışlarından dönmelidirler. Samimi temennimiz Ege ve Akdeniz'in dostluk denizi olması, tüm zenginliklerin adil bir şekilde paylaşılmasıdır. Kıbrıs konusunda artık tek çözüm egemen ve eşit, bağımsız iki devlet varlığının kabul edilmesidir. Kıbrıs bizim milli meselemizdir. Garanti ve ittifak anlaşmaları doğrultusunda geçmişte olduğu gibi bugün de Kıbrıslı kardeşlerimizin yanındayız. Sonuç olarak Kıbrıs, Ege ve Doğu Akdeniz'e de diyaloğu açık olmakla beraber hiçbir oldu bittiye müsaade etmedik, etmeyeceğiz. Ne kendimizin ne Kıbrıs'ın hakkını çiğnetmedik, çiğnetmeyeceğiz. Kendimizin ve Kıbrıslı kardeşlerimizin hak ve manfaatlerini korumakta azimliyiz, kararlıyız ve çok şükür buna da mükelleriz. Suriye'deki gelişmelere bakıldığında 15 Temmuz hain darbe girişiminden kısa bir süre sonra hudutlarımızın ve vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamak için Suriye'nin kuzeyinde PKK, PYD, YPG ve DAEŞ gibi terör örgütlerine karşı kapsamlı operasyonlar icra edilmiştir. Başarıyla icra edilen bu operasyonlarla ülkemizin güneyinde kurulmak istenen terör koridoru engellenmiş, yeni bir göç dalgası ve insanlık dramının yaşanması önlenmiştir. Terör koridoru engellenmeseydi bugün ya çok daha zor... Niye milleti rahatsız ediyorsunuz siz? Hep bağırıyorsunuz siz sabahtan. Ve karmaşık durumlarla karşı karşıya kalacağımızın iyi bilinmesi ve anlaşılması lazım. Burada özellikle hatırlamak isterim ki Türk Silahlı Kuvvetleri DAEŞ'la göğüs göğüse mücadele eden tek ordudur ve yaklaşık 4500 DAEŞ'li terörist etkisara getirilmiştir. Bu operasyonlar sonucunda 530 bini Türkiye'den olmak üzere 1 milyondan fazla Suriyeli evlerine ve topraklarına gönüllü, güvenli ve saygın bir şekilde dönmüştür. Güvenli hale getirilen bölgelerde hayatın normalleşmesi için de ilgili bakanlık, kurum ve kuruluşlarla koordine olarak çalışmalarımız devam etmektedir. Amacımız öncelikle bölgedeki teröristleri esara getirmek, sınır güvenliğimizi tesis etmek, yaşanan insan trajedilerinin son bulmasını ve Türkiye'de yaşayan Suriyeli kardeşlerimizin de evlerine ve topraklarına dönmelerini sağlamaktır. Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri, Türkiye olarak tüm komşularımızın sınırlarına, hakkına, hukukuna saygılı olduğumuzu, tüm ilişkilerimizde barış, dostluk, diyalog, iyi komşuluk ve işbirliği beklediğimizi her zaman ifade ettik, ediyoruz. Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri, biz güvenliğimizi sağlarken, kendi güvenliğimizi sağlarken aynı zamanda dost ve kardeş ülkelerin haklı davalarını da desteklemekteyiz. Bu çerçevede 500 yıllık kardeşlik bağlarımız olan Libya'da meşru hükümetle uluslararası hukuka uygun olarak imzalanan ikili anlaşmalar ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin onayı doğrultusunda bulunuyor. Libya'da ve Türkiye'de askeri eğitimle sağlık desteği, yardım ve danışmanlık faaliyetlerini icra ediyoruz. Türkiye, Libyalı kardeşlerimizle omuz omuza ve dayanışma halinde mevcut istikrarın oluşmasına ve siyasi sürecin başlamasına önemli katkılar sağlamış, sağlamaya da devam etmektedir. Amacımız Libya Libyalılarındır. Anlayışıyla toprak bütünlüğünü ve siyasi birliğini sağlamış bir Libya'nın oluşumuna katkıda bulunmaktır. Azerbaycan bölgesinin de istikrarına önem veriyor, bölgede barışın sağlanması için büyük gayret gösteriyoruz. Can Azerbaycan, 30 yıl işgal altında kalan öz topraklarını, öz ve öz Türk olan Karabağ'ı 44 gün süren tek vatan harekatıyla Ermenistan'ın sahasından kurtarmıştır. Halihazırda
Türk Silahlı Kuvvetleri, Azerbaycan ordusunun modernizasyon, tatbikat ve eğitim faaliyetlerine destek sağlamakta, işgalden kurtarılan bölgelerde mayın, el yapım patlayıcı arama ve imha faaliyetlerini sürdürmekte. Ayrıca Rusya ile ortak merkezde ateşkesin kalıcı olması için de gerekli çalışmalar yapmaktadır. Malumunuz Azerbaycan ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ülkelerimizin hak ve menfaatlerini korumadaki gücünü ve kararlılığını ortaya koyan geniş kapsamlı kardeş yumruğu tatbikatı da bu hafta başında Azerbaycan'da başarıyla icra edilmiştir. Sonuç olarak iki devlet tek millet anlayışıyla kederde ve kıvançta bir ve beraber olduğumuz Azerbaycan Türk'ünün bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Zengezur koridorunun açılması dahil haklı davalarında yanlarında olmaya devam edeceğiz. Azerbaycan ve Libya'nın yanı sıra Türk Silahlı Kuvvetleri, NATO, Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, Avrupa Güvenlik İşbirliği Teşkilatı görevleriyle ikili ilişkiler kapsamında Katar, Somali, Bosna Hersek, Kosova başta olmak üzere çeşitli coğrafyalarda 19 farklı görev yapmakta, tarihimize, kültürümüze ve atalarımıza yaraşır şekilde bölge ve dünya barışına katkı sağlamaktadır. Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri, bölgesinde ve dünyada her zaman barış ve huzur ve istikrardan yana olan Türkiye, Ukrayna'nın da toprak bütünlüğünü, bağımsızlığını ve egemenliğini başından beri desteklemekte. Krizin başlangıcından itibaren Montreux dahil etkin, dengeli ve yapıcı bir politika izlemekte, bölgede ateşkesin ve barışın sağlanması ile diplomatik çözüm için büyük çaba göstermektedir. Ülkemizin bu süreçten en önemli katkılarından biri de tüm dünyayı tehdit eden gıda krizinin aşılmasına olmuştur. Sayın Cumhurbaşkanımızın yürüttüğü aktif diplomasi ile sağlanan zeminde Rusya Federasyonu ve Ukrayna Savunma Bakanlıkları ile gerçekleştirdiğimiz görüşmeler sonucunda Karadeniz tahıl girişimi imzalanmıştır. Girişim kapsamında İstanbul'da kurulan müşterek koordinasyon merkezinin çalışmaları ile bugüne kadar Ukrayna limanlarından 13 milyon tondan fazla tahılın ihtiyaç sahibi ülkelere emniyete sevki sağlanmıştır. Yine gayretlerimizle bu girişim 19 Kasım'a itibaren 120 gün süreyle uzatılmıştır. Türkiye sorunların çözümü için diplomasiye daha fazla şans verilmesi gerektiği inancıyla insani yardım başta olmak üzere bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da üzerine düşen görevi yapmaya devam edecektir. 70 yıldır etkin ve saygın bir üyesi olduğumuz NATO bünyesinde aktif bir şekilde faaliyetlerimiz devam etmekteyiz. NATO'nun ikinci büyük askeri gücü olarak Türkiye, NATO'ya kuvvet ve karargahlara katkıda ilk üç ülke arasında, askeri bütçeye katkıda ise 8. sıradadır. Bu arada NATO'nun açık kapı politikasını desteklemekteyiz. Taahhütleri yerine getirmeleri koşuluyla İsveç ve Finlandiya NATO'ya üye üyeliğine karşı olmadığımızı söylüyorum.